Ben Abdullah Avcı ile Trabzonspor'un hikayesinin çok benzer yanları olduğunu düşünüyorum. E, Trabzonspor bir 96 kırılması yaşadı şampiyonluğu kaybettiği zaman. 2004-2005'te bir kırılma yaşadı. 2010-2011'de e, şampiyonluğu elinden alınan bir takım. E, ve bugün 10 yıl sonra gelinen bir nokta var. Abdullah Avcı da hani e, sonuçta o da futbolculuktan gelmiş, her türlü yenilgi, zaferi kendi hayatınca yaşamış. Daha sonra teknik direktör olmuş, milli takıma gitmiş. Milli takımdan ilk İstanbul Spor'un altyapısında başladı diyebiliyorum. Yanlış da biliyor olabilirim ama öyle zannediyorum. Oradan başlayan bir hikaye ve bugün işte Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor... Aslında hem Trabzonspor hem de bugün e, yani son zamanlarda Twitter'da bu Yener Çevik diye bir sanatçı var. Evet. Onun şarkısını çok kullanıyor Trabzonsporlar. Yıkıla yıkıla diye. Evet. E, biraz oraya benzet benzeterek konuşmak isterim. Yani hem Trabzonspor hem Abdullah Avcı yani e, bu, bu noktaya yıkıla yıkıla geldiler. Evet. Yani ikisi de çok iyi dersler çıkarttılar bu yıkılmalardan e, ve Yiğit Yer'den düştüğü yerden kalkar misali ikisi de ayağa kalktı. E, Trabzonspor'un e, yaşadıklarını bugün diğer takımlar yaşıyor şu anda. Yani Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da. E, Trabzonspor oraları geçti. yani Son 10 yıllık dönemde oraları evet. geçti. Hem takım anlamında evet. Trabzonspor'un yaşadıklarını yaşıyorlar. Hem ekonomi anlamında yaşıyorlar. Hem sosyolojik anlamda da yaşıyorlar. E, dolayısıyla Trabzonspor o günleri yaşayıp bir tecrübe edinerek Abdullah Avcı'yı getirdi evet. Trabzonspor'un başına. 10 Kasım e, 2020. Değil mi? Yanlış söylemiyorum. 10 Kasım 2020. Evet. Tam özel günde getirmiş. Evet. <laughs> e, yani on, aslında 11'inde imzayatta ama 10 Kasım'da Abdullah Anlaştın Avcı Trabzonspor'la anlaşmıştı. E, şimdi tabii e, o günden bugüne Trabzonspor'un yapılanması için şöyle bir tespit yapmak lazım. Trabzonspor'a bir futbol aklı gerekiyor. Evet, evet, ekonomik anlamda yapılanıyorsun, e, işte doğru işler yapıyorsun, e, kulüp bütçesini sürdürülebilir bir ekonomiye kavuşturmaya çalışıyorsun ama işin takım tarafı çok önemli. E, Tabi Trabzonspor'da Ünal Karaman'la beraber başlayan o süreçte e, çok da kötü yerlerde olmadı. Ünal evet. hocanın geldiği sezon. Dördüncü sıradaydı. Ayrıldığı dönem içerisinde Trabzonspor, yanılmıyorsam üçüncüydü. E, oradan başlayan hikayeyi aslında daha da yukarıya çıkartmak gerekiyordu ve bu hani e, orada ben Hüseyin Çimşir kararını yanlış demeyeyim de yani o günün şartlarında dışarıdan getirilecek bir hocanın e, takımı tanıması, işte oyunculara alışması, camiayı bilmesi falan derken bir zaman kaybının oluşacağı endişesiydi bence. Hani denenmediği için bir şey diyemiyoruz. Şu anda denenmiş evet. bir Hüseyin Çimşir tecrübesi var orada belki ama hani dışarıdan gelecek hocayla da olabilir miydi? Olabilirdi. Olmay olmayabilirdi. Evet. Ama içerisi için Hüseyin Hoca doğru bir karardı o dönem. E ama sonuçta o sezonda şampiyonluk kaybedildi. Kaldı ki Yani ben de orada Hüseyin Hoca'yı da başarısız bulmam yani 23 maç. E, yenilmedi ama nihayetinde şampiyon olamadıktan evet. sonra hiç kimse o istatistiklere bakmıyor o anlamda. E, daha sonra bir Edin İftin kararı geldi. Evet. E, bence Trabzonspor tarihinin en kötü kararlarından bir tanesiydi. Kaldı ki Abdullah Avcı ile anlaşılmıştı. Abdullah Avcı ile anlaşılmasına rağmen Sayın Başkan Edin İftin da ısrar etti. Ve Trabzonspor 17. sıraya geldi. Değil mi? Evet. Erzurum maçıyla ile Abdullah Avcı takımın başına geldi ve Trabzonspor... Run hikayesi aslında orada başladı Abdullah Avcı ile beraber ve bugün bugün gelenen noktada o futbol aklı dediğimiz durumla beraber şöyle bir şey oldu Trabzonspor daha daha çok doğru yapmaya başladı evet, evet yanlışlar var ama doğrular fazla yanlışlar olabilir ona bir şey diyemeyiz eksikler olabilir o, o eksikleri giderebilirsiniz ama yanlışlardan kastım aslında hani şu eee nihayetinde o kadar bir transfer yapılan oyuncular içerisinde böyle 3-4 tane yüksek maliyeti olan oyuncular ve takıma şu ana kadar hiçbir katkısı olmayan oyuncular da var. Ha bu kadar oyuncu denklemi içerisinde 3-4 transfer bence başarısız da sayılmaz ama evet. bütçe anlamında Trabzonspor'a bir zarar verdiği gerçek. Evet. E buradan çıktığımızda Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'a verdikleri ve Trabzonspor'un Abdullah Avcı'ya verdiklerine baktığımız zaman ikisinin o yıkıla yıkıla hikayesi bugün yani sezon sonu şampiyonlukta taşlanacak gibi de görünüyor. Kesinlikle güzel şey. yere bağladın abi gerçekten.